olmaz mıydı? Ne bileyim işte. Şaşırdım mesela. Dediniz ki işte uçak saatlerine baktınız. Bir İstanbul Belediyesi zengin bir belediye, varlıklı bir belediye. Hemen bir uçak kiralayıp gelseniz patlayabilirsiniz. Şov yapsam. Bu, siyasete bu gerekmiyor Fatih mu bazen? Bey, ben Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Bakın sizin gözünüzün içine baka baka şunu söyleyeyim. Ve şuradan beni çeken kameradan milyonlarca insanın hanesinin gözlerinin içine baka baka söyleyeyim. Benim bu söylediğimin, yani benim yerime evindeki baba kendini koysun. Eşimin yerine evindeki anne kendini koysun. Çocuklar da benim anlattığım çocuklarımın yerlerine kendilerini koysun. Benim bu duygumun dışında hayır öyle yapmamalısın diyen bu ülkede %8-10 çıkar, o da fanatik partililerdir. Yani, şunu... yani niye biliyor musunuz? Ya işin kuralı bu. Hani raconu bu. Raconu bu. Hani popülizm yap, puanını kazan, o millet de alkışlasın, gizli tatil yap. Bak gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor, kimsenin haberi yok. Ekrem İmamoğlu ayağını uçağa atıyor, bütün dünya duyuyor. Fatih Bey, ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? AK Parti'nin bir önceki dönem grup başkan vekili. Çanakkale milletvekili. İnanın tesadüf, kendisini takip etmiyor. Herhalde bu telefonda tabii sizi linkleyince şık diye bir mesaj önünüze düşüyor. Masadayım, masadayım. Yani o krizi yaşadığımız günün akşamı Twitter düştü, açtım. Laf şu, Sayın Başkan, havaalanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul'a gelemiyor musunuz? Minvalinde bir eleştiri. Bakın. Okul şey otelin yemek sonrası bir masada, zaten 16 odalı bir otel. Bir masada oturuyoruz. Yan tarafta da otelin sahibi. Döndüm, beyefendi dedim, bu otel havalimanına kaç kilometre? 74 dedi. Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor Fatih Bey? 74 kilometre olduğunu bilecek kadar detaya nasıl hakim? Yüze yakın AK Partili milletvekili bana niçin saldırıyor gecenin o saatinde? Yüze yakın milletvekili, tespitli. Peki size bir şey söyleyeyim. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? İstanbul'da kar mücadelesini veren ekiplerin sahada mücadele veriyorlar. Siz söz verdiğiniz bir büyükelçiye bir İstanbul nezaketiyle bir yemek yediriyorsunuz ve görevdeki arkadaşlarınız da görevini yapıyor. Daraltıyorsunuz zamanın erken, çünkü o kara rağmen o insan Ankara'dan kalkmış gelmiş eşiyle beraber. Beni mobeseden takip eden akıl o akıl Fatih Bey. Ben bu konuyu hiç unutturmayacağım. İki şeyi unutturmayacağım Fatih Bey. Bir tanesi benim mobeseden takip edilme sürecimin üstünü örtmeye çalışanlar. Dava açtınız galiba. Tabii ki dava açtım. Ömrümün sonuna kadar bunun müsebbibini bulacağım. Bakan mıdır? Kimdir? Emniyet müdürü müdür? Vali midir? O şeyin başındaki, mobesenin başındaki kameralara bakan kişi midir? Şu kimse. Ama bunun üstünü örten, bunu yapan, bunu basına sızdıran, AK Partililere sızdıran. Ama siyaset mevcut bakın, değil mi? Biraz olma, bu siyaset değil, bu hukuksuz bir durum. Yani o, sizin, ayrı. Yani bu hukuksuz bir durum. Siyaset başka bir şey. Hayır, bu mesele izlemediğiniz yani, tabii ki bu, suç o ayrı bir şey de. Bakın bu, sizin nerede olduğunuzu bilip merak etmek ve iki şey eleştirmek... dedim ya. İkinci şey ne biliyor musunuz? Hiç unutturmayacağım ikinci mesele. Ben tehdit ediliyorum. Başvuruda bulunuyorum. Diyoruz ki yani bir ihbar alıyor benim arkadaşlarım. Başvuruda bulunuyoruz. Bu tabii duyuluyor, basına düşüyor. Deniliyor ki ölümle tehdit edildi İmamoğlu. Açıklama yapıyor İçişleri Bakanı. Diyor ki bizde böyle bir kayıt yok. Böyle bir bilgi yok. Aradan zaman geçiyor. Hizbullahçı mı artık neyse. Vatandaş tutuklanıyor. Hapisten açıklama yapıyor. Beyanatı var. Diyor ki basına düşmeseydi bu iş biz bundan vazgeçmeyecektik diye beyanat var. Beyanat değil şeyi var. İfadesi var. Bunu da unutturmayacağım. Başka bir şey. Yine bir tehdit alıyoruz. Ve biz yine bulunuyoruz yani. Diyoruz ki bunu inceleyin kardeşim. Yani biz... Kendinize göre tehdit ihbar ediyorsunuz. Yani ihbar ediyoruz. Bir tehdit alıyoruz. İlgilenilmiyor bile. Tehdit eden kişi, dünya iyisi, kendisini de tanıdım eğitimci Nazmi Arıkan'ı paramparça edip öldürüyor. O mu? Aynen o. Biri de o. Bunlar acı işler. Bakın siz emniyet olarak, bakanlık olarak meselelere böyle bakıp her şeyden faydalanma...
İşte onun bir parçası olursunuz. Çanakkale'de oturduğunuz yerden 74 kilometreden oteliniz var. Niye dönmüyorsunuz derseniz. Benim otelimi sen nereden biliyorsun? Benim otelimi genel başkanım bilmiyor. Benim otelimi babam bilmiyor. Benim otelimi annem bilmiyor, sen biliyorsun. Nereden biliyorsun sen? Yani bu nasıl da o zaman ben uçağa biniyorum, bilgilerim birini takip ediyor. Beni MOBESE'den takip ediyorlar. Otele giriyorum, bir malumunuz otelde kaydınız sisteme aktarılıyor emniyete. Oradan takip ediyorsunuz. Bir şey olursa anında İmamoğlu'nu duyuralım diye. Bu hangi akıl biliyor musunuz Fatih Bey? Bu kötü akıl. Seçim iptal oldu değil mi? Bir sürü gerekçe aradılar. Hırsız dediler bize, arsız dediler, çaldılar dediler. Yani düşünsene şimdi bu akşam ben size yüzlerce proje ki onları mutlak anlattırım bana bu akşam. Ama bunları konuşuyoruz. Tabii bu da önemli. Şimdi İçişleri Bakanı çıktı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişçesine. Herkes bir sebep bulacak ya. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı? Cuma namazı çıkışı çaldılar dedi, hırsızlar dedi. Yanında da Diyanet İşleri Başkanı duruyor. Benim Diyanet İşleri Başkanım değil o ayrıca. Onu söyleyeyim. İnancım gereği ben onu Diyanet İşleri Başkanı kabul etmiyorum. O ayrı. Onun yanında çaldılar, hırsızlar. Niye kabul etmiyorsunuz? Niye kabul etmiyorum? Gelip de siyasi bir açıklama yapıp birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız ve ona başınızı sallıyorsanız beni temsil etmezsiniz. Bizim inancımızdaki en büyük günahlardan biri iftiradır. Şirk koşmaktır, iftiradır, gıybettir. Yani siz bunu yapıyorsunuz ve yanınızda başınızı sallıyorsunuz. Benim Diyanet İşleri Başkanım olamazsınız. Benim olamazsınız. Ya benim kişisel iradem. Ben Sünni ailenin bir çocuğuyum. Elhamdülillah Müslümanım ama bütün inançlara da eşit mesafede bir insanım. Benim olamazsınız. Şahsen söylüyorum bunu. Dolayısıyla İçişleri Bakanı ne yapsın? Cumhurbaşkanı söylemiş. İşte aday çıkmış, hırsızlar çaldılar demiş. Çok ciddi bir şekilde 700'ün üzerinde sandık başında terörist ve terörist örgütleriyle iltisaklı insan tespit ettik dedi. Dün gibi hatırlayın. Dün gibi. Ya bir kişi bile sorgulandı mı Fatih Bey? Bir kişi, ya bir kişi cezaevine girdi mi? Bir kişi hakkında bir iddianame düzenlendi mi? Soruyorum. Ya biz bunları unutamayız Fatih Bey. Bakın bu demokrasinin yüz karası günlerdi. Ve o yüz karası günleri yaşatan insanlar şimdi iftiranın peşinde, manipülasyonun peşinde, hatta ve hatta sizin can güveninizi tehdit altına alacak davranışların peşinde. Ben bunlara duyarsız kalmam. Bu insanlara karşı galip gelmenin yolu da popülizm yapmak, yalandan yere çizme giymek değil Fatih Bey. Ben bu insanlara karşı büyük bir mücadele veriyorum ama iş yaparak, iş yaparak mücadele ediyorum. Peki, ve burada tekrar titrimi söyleyeyim, özür dileyerek bitiriyorum. Ben hanedan babası değilim, ben mütevazi bir aile babasıyım. Öyle olmaya devam edeceğim. Onlardan da özür diliyorum bu arada. Yani niye? Onlara vakit ayıramıyorum. Ayıramayacağım da. Sorumluluğum büyük. 3 yılda 20-25 gün onlara vakit ayırabildiğim için özür diliyorum. Ama böyle bir şekilde görevimi yapmakla da yükümlüyüm. Peki Sayın Başkan.